Merhabalar sevgili gençler. DAS Coğrafya 1. Kitap 46. Föyle birlikteyiz. Bu föyümüzde ekonomik faaliyetleri sınıflandıracağız sevgili gençler. Ekonomik faaliyetler, insanlar hayatlarını devam ettirmek ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekonomik faaliyetlerde bulunur. İnsanlar geçmiş dönemlerde avcılık, toplacılık ve tarım gibi ekonomik faaliyetlerde bulunurken günümüzde ise tarım, sanayi, ticaret, bankacılık, güvenlik, iletişim ve ulaşım gibi e, ekonomik faaliyetlerde bulunmaktadır. Yani zaman içerisinde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendiğini söyleyebiliriz kısaca. Birincil ekonomik faaliyetler dediğimiz alan arkadaşlar daha çok tarım sektörü olarak adlandırılan tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve madencilik faaliyetlerini içermektedir. Burada dikkat etmemiz gereken kavram arkadaşlar hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve madencilik ve hatta aracılık gibi faaliyetlerin arkadaşlar e, birincil ekonomik faaliyet adını verdiğimiz tarım başlığı altında ele alınmasıdır. Burası çok önemli. Doğrudan doğal çevreye bağlı olarak yürütülen ekonomik faaliyetlerdir. Örneğin tarım, ormancılık, hayvancılık, balıkçılık ve madencilik bunlara örnek verilebilir. Bu faaliyetlerde elde edilen ürünler sanayide ham madde olarak kullanılır. Gelişmiş ülkelerde birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı azken, bunu belirtelim hemen arkadaşlar, Az gelişmiş ülkelerde birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı fazladır. Örnek sorumuzda devam ediyoruz gençler. Örnek bir de X ülkesinde birincil ekonomik faaliyet kollarında çalışan nüfus oranı %78 iken Y ülkesinde %5'tir. Buna göre X ve Y ülkeleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez demiş. X ülkesi, ülkesinde birinci ekonomik faaliyetlerle çalışan nüfus oranı %78 ise X ülkesi geri kalmış bir ülke, Y ülkesi ise gelişmiş bir ülkedir. Bu mantıkla bakarsak arkadaşlar, X ülkesinde kişi başına düşen milli gelir azdır. Doğru bir ifade. Y ülkesinin nitelikli iş gücü oranı fazladır. Evet, gelişmiş bir ülke olduğuna göre doğru bir ifade. X ülkesinde tarımdan elde, elde edilen gelir fazladır demiş. Bir dursun arkadaşlar. D seçeneğinde Y ülkesinde çocuk bağımlı nüfus oranı azdır diyor. Evet Y ülkesi gelişmiş bir ülke olduğu için arkadaşlar burada çocuk bağımlı nüfus oranı az olacaktır. E seçeneğimizde X ülkesinde ortalama yaşam süresi kısadır demiş. Ya, geri kalmış bir ülke olduğuna göre ortalama yaşam süresi kısadır. Şimdi arkadaşlar C seçeneğinde X ülkesinde tarımdan elde edilen gelir fazladır diyor. Tarımda çalışan nüfusun fazla olması tarımdan elde edilen gelirin yüksek olduğunu göstermez arkadaşlar. Bu önemli detay. Dolayısıyla bu nedenle cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci ekonomik faaliyetlere bakarsak arkadaşlar ki sanayi sektörü olarak adlandırıyoruz ikinci ekonomik faaliyetleri. Demir çelik sanayi, otomotiv sanayi, elektrikli aletler üretimi, dokuma sanayi, giyim sanayi ve elektronik aletler üretimi gibi farklı alanlar arkadaşlar bu başlık altında ele alınıyor. Doğal çevreden elde edilen ham maddenin çeşitli üretim aşamalarından geçirilerek yeni ürünlere dönüştürdüğü faaliyetlerdir. Sanayi ve inşaat faaliyetleri ile enerji üretimi de ikinci ekonomik faaliyetler grubunu oluşturur. Örneğin otomotiv sanayi, demir çelik, dokuma, giyim, Çimento sanayi, kimya sanayi, elektrikli aletler sanayi arkadaşlar ki burada çay kahve makinelerinden fırın, mikser, fritöz, bulaşık makinesi, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi, ütü gibi, süpürge gibi, halı yıkama makinesi gibi arkadaşlar tüm elektrikli aletler bu gruba giriyor. Elektronik aletler üretiminde aynı zamanda televizyon, bilgisayar, cep telefonu, tablet üretiminde yine arkadaşlar sanayi faaliyeti e, başlığı altında yani ikinci ekonomik faaliyetler grubunda ele alınmaktadır öner bir notumuz var. Mavi yakalılar üretim sürecinde bedensel gücünü kullanıp maaş veya ücret karşılığında çalışanlara denir. İşçi sınıfını ifade eder mavi yakalılar. Fabrika işçisi, maden işçisi, inşaat işçisi ve belediye işçisi gibi arkadaşlar çalışanlar mavi yakalılar grubunda yer alır. Üçüncü ekonomik faaliyetlere gelirsek arkadaşlar. Ürünün doğrudan doğadan elde edilmediği ve sanayiye dayalı üretim süreci gerektirmeyen bütün faaliyetler 3. ekonomik faaliyetler grubunu oluşturur. Örneğin eğitim, ticaret, pazarlama, sağlık, turizm, muhasebe, yargı, bankacılık, basın yayın, ulaşım, sigortacılık ve güvenlik gibi alanların tüm arkadaşlar 3. Ekonomik Faaliyet Grubu'nda ele alınmaktadır. Gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun, buraya gelişmiş değilim arkadaşlar, gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun büyük bir kısmı 3. Ekonomik Faaliyetler'de çalışmaktadır. Önemli bir ayrıntı bizler için önemli notumuz var. Günümüzde ekonomik faaliyetlerde meydana gelen değişime bağlı olarak üçüncü faaliyetler içerisinde dördüncü ve beşinci ekonomik faaliyet alanları ortaya çıkmıştır. Örnek bir sorumuz var arkadaşlar. Ülkenin demografik özelliklerine bakacağız. Sonra şemada demografik özellikleri verilen ülkelerin hangisinde üçüncü ekonomik faaliyet kollarında çalışan nüfus oranının diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenebilir demiş arkadaşlar. Birinci ülkede kır nüfus oranı %73 ki gelişmemiş bir ülkedir. Çünkü e, gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bölümü şehirlerde yaşar. İkinci ülkemizde ortama yaşam süresi 61 yıldır ki düşük günümüz koşullarında arkadaşlar düşük bir seviye 61 yaş. Çocuk nüfus oranı %55'tir diyor. Çocuk nüfus oranı bu kadar fazla olduğu bir ülke yine geri kalmış bir ülkedir. Ortanca yaş değeri 42'dir arkadaşlar. Bu bir dursun bakalım. Doğal nüfus artış hızı 1035 olan bir ülkede nüfus artış hızının çok yüksek olduğunu görüyoruz ki geri kalmış bir ülkedir. 4 numaralı Arkadaşlar ülkemiz ortanca yaş değerinin 42 olduğu bir ülkede arkadaşlar gelişmişlik oranının yüksek olduğunu söyleyebiliriz ki ortanca yaş değerinin 40, 42 civarında olması bir ülkenin gelişmiş olduğunu gösteren değerlerden bir tanesidir bizim için. Bu anlamda şemada demokratik, demografik özellikleri verilen ülkenin hangisinde 3. ekonomik faaliyetle çalışan daha fazla olduğunu söyleyeceğiz. 4 numaralı merkezi yani 4. ülkemiz arkadaşlar kesinlikle 3. ekonomik faaliyetlerde çalışan oranın daha fazla olduğu gelişmiş bir ülkedir diyebiliriz. Dördüncü ekonomik faaliyetlere bakarsak arkadaşlar bilgisayar, uydu ve bilgi aktarma sistemlerinin ortaya çıkması sonucunda meydana gelen faaliyetler dördüncü ekonomik faaliyetlerdir. Dördüncü ekonomik faaliyetlerle çalışan insanlar bilgi toplama, bilgi işleme, bilgi değiştirme, bilgi yayma, donanım ve yazılım gibi işlerle uğraşırlar. Örneğin donanım ve yazılım hizmetleri, grafik tasarım, online hizmetler, ağ işletmeciliği ve GBS sistemleri gibi alanlar çocuklar dördüncü ekonomik faaliyet grubunda ele alınmaktadır. Beşinci ekonomik faaliyetlere bakarsak, kamu sektöründe ve özel sektördeki üst düzey yöneticilerin karar verme yetkisine sahip olan kişileri beşinci ekonomik faaliyet grubunda yer alır. Uluslararası şirketlerin CEO'ları arkadaşlar bu grupta yer alıyor diyebiliriz kısaca. Önemli bir notumuz var. Beyaz yakalılar, üretim sürecinde bedensel gücünü kullanmayıp düşünsel etkinlikte bulunan maaş ve ücret karşılığında çalışan memur ve teknik personel denir. Üçüncü, dördüncü ekonomik faaliyetlerle çalışanları temsil eder mühendis, avukat, öğretmen, mimar, doktor, bilgisayar programcısı, grafik tasarım uzmanı gibi kişiler çocuklar e, beyaz yakalılar grubunda yer almaktadır. Altın yakalılar diye bir grup artık arkadaşlar sınıflanmakta. Bu da 5. ekonomik faaliyetlere çalışan ve CEO gibi karar verme etkisine sahip olan çalışanlara verilen isimdir. ÖSM tarafından sorulmuş bir örnek sorumuz var arkadaşlar. Bir araştırma için yapılan ankete katılanlar yaptıkları işler hakkında şu bilgileri vermiştir. Bu bilgilere göre hangi katılımcının ikinci ekonomik faaliyet grubunda yer alan bir işte çalıştığı söylenebilir. Birinci katılımcı bir lisede öğretmen olarak görev yapmaktaki bu üçüncü faaliyet grubunda oluyor eğitim sektörü arkadaşlar. İkinci katılımcı kendi arazimde seracılık yapmak demek ki tarımla uğraşıyor. Birinci ekonomik faaliyet grubu oluyor arkadaşlar. Üçüncü katılımcı uluslararası bir yazılım şirketinde müdürüm diyor arkadaşlar. Bir yazılım uluslararası bir yazılım şirketinde müdürlük yapan bir kişinin bizim için dördüncü faaliyetlerde olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü katılımcı bir otobüs firmasında şoförün de ulaştırmayla uğraşıyor. Yani o zaman ulaşım üçüncü ekonomik faaliyet grubunda yer aldığını söyleyebiliriz. Ve son olarak beşinci katılımcı bir tekstil fabrikasında işçiyim diyor arkadaşlar. Yani sanayide çalışıyor. Dolayısıyla ikinci faaliyetlerde çalıştığını söyleyebiliriz. Evet hangisi ikinci ekonomik faaliyet grubunda yer alan bir işte çalıştığını söyleyebilir demişti sorumuz. Beşinci katılımcı arkadaşlar doğru cevabımız olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. Evet gelişmişlik düzeylerine göre bazı ülkelerde çalışan aktif nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına göre dağılımını içeren bir tablomuz var arkadaşlar. Bu tabloyla ilgili yorumlar yapacağız şimdi. İlk gelişmiş ülkelerle ilgili örnek verilmiş arkadaşlar bizlere. Bunu bir değerlendireceğiz hep birlikte. Bakalım neler diyor. Almanya, Japonya, İsviçre örnekleri verilmiş. Birinci ekonomik faaliyetlerde Almanya'da 2.3 kişi yüzde. Japonya'da yüzde 4. İsviçre'de ise yüzde 3.4 insan çalışmakta arkadaşlar. Baktığımızda Japonya'da ikinci ekonomik faaliyetlerde %30.8, pardon Almanya'da, Japonya'da yüzde %28, İsviçre'de ise %23.4 çalışan var. Üç ülkede dikkat çeken özellik nüfusun büyük bölümünün arkadaşlar üçüncü ekonomik faaliyetlerde olduğudur ki Almanya'da bu oran %66.9, Japonya'da yüzde %68, İsviçre'de ise %73.2'dir. Diğer tarafta az gelişmiş ülke örneklerimiz var arkadaşlar. Afganistan'da birinci ekonomik faaliyetlere çalışanların oranı %78.6, Nepal'de %75, Nijerya'da ise %70 olarak verilmiş ki bunlar da gelişmemiş ülkeler. Bunları kıyasladığımızda ülkenin özelliklerine bakarsak arkadaşlar, gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük bir kısmı üçüncü ekonomik faaliyetlerle çalışmakta. Ham madde ithal ederler, yani dışarıdan ham madde alırlar. Sanayi ürünleri ihraç ederler, yani satarlar. Nüfus artış hızı düşüktür. Bebek ölüm oranı düşüktür. Ortama yaşam süresi uzundur ortanca yaş değeri yüksektir. Nitelikli işgücü oranı yüksektir. Çalışan nüfusun yaş ortalaması yüksektir. Kişi başına düşen milli gelir fazladır. Yaşlı bağımlı nüfus oranı fazlayken çocuk bağımlı nüfus oranı gelişmiş ülkelerde azdır. Demografik yatırımlara duyulan yani nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılamaya yatırımlara duyulan ihtiyaç gelişmiş ülkelerde azdır. Çünkü bu yatırımlar çoktan yapılmış ve bu ihtiyaçlar karşılanmıştır arkadaşlar. Geri kalmış ülkelere baktığımızda tam tersi durumla karşılaşıyoruz. Nüfusun büyük bölümü birinci ekonomik faaliyetlerde çalışmakta. Ham madde satarlar yani ihraç ederler. Tarım ürünleri ihraç ederler. Nüfus artış hızı yüksektir. Bebek ölüm oranı yüksektir. Ortama yaşam süresi kısadır. Ortanca yaş değeri düşüktür. Nitelikli iş gücü oranı düşüktür. Çalışan nüfusun yaş ortalaması düşüktür. Kişi başına düşen milli gelir azdır. Yaşlı bağımlı nüfus oranı az iken çocuk bağımlı nüfus oranı fazladır. Demografik yatırımlara duyulan ihtiyaç bu ülkelerde arkadaşlar yani nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlara duyulan ihtiyaçlar fazladır diyebiliriz ki işte gelişmemiş ülkelerin çocuklar kalkınma hızını yavaşlatan en önemli şeyden bir tanesi demografik yatırımlara ayrılan paranın çok fazla olmasıdır. Evet sevgili gençler örnek orada e bakacağız. Tablodaki grafiklerde bir ülkenin 1982, 2002 ve 2022 yıllarında çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılım verilmiştir. Grafikteki veriler incelendiğinde söz konusu ülkede 1982 ile 2022 yılları arasında aşağıdakilerden hangisinin arttığı söylenemez demiş. Bakıyoruz arkadaşlar 1982'de nüfusun yaklaşık %75'i arkadaşlar e, tarım sektöründe çalışıyormuş. Yani birinci ekonomik faaliyetlerde. 2002'de tarımda çalışanların oranı %52'ye inerken ikinci ekonomik faaliyet yani sanayide çalışanların oranı %18'e üçüncü faaliyetlerde çalışanların oranı ise %30'a çıkmış. Günümüze geldiğimizde 2022 yılında ise arkadaşlar hizmet sektörüne çalışanların oranı %62'ye ulaşırken tarım sektörüne çalışanların oranı %14'e düşmüş ve sanayide çalışanların oranı ise %24'e çıkmıştır. Burada dikkat ettiğimiz bir detayı vurgulamak isterim arkadaşlar. Tarımda çalışanların oranı yüzde 75'ten %14'e kadar düşmüş 2022'de. Ancak bu tarımsal üretimin azaldığı anlamına gelmez. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tarımda çalışanların oranı azalmıştır. Bunu da şunu açıklayabiliriz arkadaşlar. Modern tarıma geçilmiş Dolayısıyla makine tarıma bağlı olarak tarımda çalışanların oranı azalmıştır ve daha çok hizmet sektörüne yönelmiştir insanlar. Nitelikli iş gücü oranı artmıştır keza bu ülkede bu doğrultuda. Ülke gelişmiştir kısaca arkadaşlar. Önemli ama tarımda çalışanların oranın azalmış olması tarımsal üretim azaldığı anlamına gelmez. Buna dikkat edelim sevgili gençler. Peki şimdi hangisinde 2000, 1982 yılı ile 2022 yılları arasında Aşağıdakilerden hangisinin arttı söylenemez demiş arkadaşlar. Yaşlı bağımlı nüfus oranı artmıştır. Nüfus çünkü ülke gelişiyor ve yaş nüfus oranı doğal olarak artıyor. Ham madde ihracatı yani dışarıya ham madde satışı azalmıştır. Çünkü sanayisi gelişmiş ve artık kendi işliyordur. Nitelikli iş gücü oranı kesinlikle artmıştır arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. Ham madde ihracatı pardon bu geriye bir dönelim. Ham madde ihracatı yani dış satımı azalmıştır bu ülkenin. Burada yanlış bir yorum yaptık az önce. Neden? Çünkü artık sanayisi geliştiği için kendi işle ödedik arkadaşlar. Cevap büyük ihtimalle B seçeneği. Dursun bakalım. D seçeneğinde beyaz yakalılarda çalışan nüfus oranı artmıştır kesinlikle hizmet sektörünün çalışanların oranında artış gözlemliyoruz. Ve çalışan nüfusun yaş ortalaması artmıştır diyebiliriz kesinlikle arkadaşlar. Ancak ham madde ihracatı azalmıştır. Çünkü artık ham maddesini kendi işleyen bir ülke konumuna gelmiştir. Gelişen bir ülke arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet, diğer bir örneğimize bakacak olursak, bir ülkedeki nüfusun büyük bir kısmı üçüncü ekonomik faaliyet kollarında çalışırken nüfusun iki katına çıkma süresi her geçen yıl uzamaktadır. Bu ülkenin nüfus piramidinin aşağıdakilerin hangisi gibi olduğu söylenebilir diyor arkadaşlar. Nüfusun büyük kısmı üçüncü ekonomik faaliyetlerde çalışan bir ülke arkadaşlar. Gelişmiş bir ülkedir. Bu mantık üzerinden bakacağız soruya sevgili gençler. Dolayısıyla bu mantıkla sorumuzu ele alırsak arkadaşlar A seçeneğinde bir üçgen piramit görüyorsunuz. Üçgen piramide baktığımızda arkadaşlar gelişmemiş ya da gelişmekte olan bir ülkeyi ifade eder yorumunu yapabiliriz. Grafikte yine yorum yapacağımız önemli bir tersi şu. Nüfusun iki katına çıkma süresi her geçen yıl uzamaktadır diyor. Bu da doğum oranlığının azaldığını gösteriyor arkadaşlar. Tabanda dikkat edin. Mesela B seçeneğindeki ülkede tabanda son dönemde gelişme var. Yani nüfusun ikiye katlanma süresi burada kısalır bu anlamda. C seçeneği en geri kalmış ülke modeli. Taban çok geniş arkadaşlar. Bu ülkelerin nüfusun ikiye katlanma süresi çok kısadır doğal olarak. Bunu yorumlayabiliriz. E, D seçeneğine baktığımızda arkadaşlar tabandaki daralma dikkat çekiyor. E, doğum oranları giderek azalıyor. Dolayısıyla bu ülkenin nüfusun ikiye katlanma süresi gittikçe uzamaktadır. E, gelişmiş bir ülke olduğu için arkadaşlar 3. ekonomik faaliyet kodlarında çalışanların oranı daha fazladır. Cevap net bir şekilde D seçeneği gibi duruyor. Bakalım E'yi de yorumlarsak. E'de nüfusun arttığı, azaldığı çeşitli farklı politikalar uygulanan dönemler görüyoruz ama son dönemde yaklaşık 15 yıllık süreçte tabanda bir genişleme görüyoruz ki bu da nüfusun ikiye katlanma süresinin kısaldığını gösterir uzamaktaydı demiştik. Bu nedenle D seçeneğimiz doğru cevabımız oldu sevgili gençler. Evet konumuzla ilgili son bir etkinliğimiz var. Bunu ele alacağız sevgili gençler. Açlık şemalarda verilen kişilerin çalıştıkları sektörleri dikkat alarak bu kişilerin hangi ekonomik faaliyet grubunda yer aldığını örnekteki gibi yazınız demiş arkadaşlar. Bakalım Selin Hanım. İzmir'de tekstil fabrikasında grafik tasarım uzmanı olarak çalış. Grafik tasarım uzmanı diyor arkadaşlar. Tekstil sektöründe olabilir ama grafik tasarım işiyle uğraşması dördüncü faaliyet grubunda olduğunu gösterir arkadaşlar. Bolu'da ormancılık yapıyorsa arkadaşlar Faruk Bey kesinlikle birinci ekonomik faaliyetlerde çalışıyor. Buse Hanım Van'da devlet hastanesinde çocuk doktoru olarak çalışıyorsa üçüncü ekonomik faaliyet grubunda yer almaktadır. Taşkın Bey Muğla'da turizm şirketinin CEO'suymuş arkadaşlar. Taşkın Bey artık olayın zirve noktasına ulaşmış demektir ki bu da beşinci ekonomik faaliyet grubunda yer aldığını gösterir bize arkadaşlar. Miray Hanım Afyon'da bir özel okulda öğretmense öğretmen yine arkadaşlar 3. Ekonomik Faaliyet Grubu'nda çalışmaktadır. E, Bey, Zong Cevat Bey Zonguldak'ta demir çelik fabrikasında işçiymiş e, bir sanayi kolu dolayısıyla ikinci faaliyet arkadaşlar. Uğur Bey İstanbul'da özel bir şirkette bilgisayar programcısı olarak çalışıyorsa dördüncü faaliyet grubunda çalışmaktadır diyoruz. Fatma Hanım Zeyde de çay tarımı yapıyorsa arkadaşlar Fatma Hanım birinci ekonomik faaliyetlerde çalışmaktadır. Ali Bey Ankara'da bankacı olarak çalışmak demiş. Bankacılık 3. ekonomik faaliyet grubuna girerken arkadaşlar. Sevda Hanım Adana'da dokuma sanayinde işçi olarak çalışmaktaymış. Yani sanayi sektöründe yer alıyor arkadaşlar. 2. faaliyet grubu diyoruz. Oktay Bey Antalya'da özel bir şirketin donanım yazılım işlemlerini yapıyorsa yazılım sektörü 4. faaliyet grubu olarak karşımıza çıkıyor. Ayşe Hanım Erzurum'da et ve süt fabrikasında muhasebeci olarak çalışıyor arkadaşlar. Muhasebecilik 3. ekonomik faaliyet grubunda ele alınmakta. Tolga Bey Bursa'da bir otomotiv şirketin en üst düzey yöneticisiyim diyor arkadaşlar. Tolga Bey bir CEO bu mantıkla yani 5. ekonomik faaliyette çalışmakta. Ve Esra Hanım Balıkesir'de kümes hayvancılığı ile ilgileniyormuş. Hayvancılık 1. ekonomik faaliyet grubunda ele alınmaktadır. Evet sevgili gençler ekonomik faaliyetlerin konumuzu konumuzda burada nokta koymuş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle hoşçakalın.